6 Şubat 1973. Generallerden hükümete Cumhurbaşkanı seçimi baskısı yapılması. Generaller, Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler'in Cumhurbaşkanı olabilmesi için senatör atanması teklifiyle Cumhurbaşkanı ile görüştüler. Bilahare liderlerle görüşme turları başladı. İlk görüşme Muhsin Batur'un evinde Ecevit ile gerçekleştirildi ve ondan anlayış istendi. Bilahare DP ve CGP genel başkanları ile görüşen generaller Demirel'den randevu talep ettiler. Demirel sürpriz bir şekilde generallerle görüşmeyi reddetti. Bunun üzerine garip gelişmeler oldu. Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'ndan bir general görüşmek üzere Demirel'in evine geldi. Demirel bu generalle de görüşmedi. Bunun üzerine Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın askerleri Demirel'in evinin önündeki koruma polislerini derdest ederek götürdüler. Ankara'da zorbalık başlamıştı ve bunun önünü almak zordu. Bunun üzerine Cevdet Sunay devreye girip Süleyman Demirel'le görüştü. "Komutanlarla görüşmemişsiniz, ordunun yıpratılmaması iyi olur" telkininde bulundu. Başbakanın generallerin tehdidine boyun eğmemesinin adı ordunun yıpratılmasıydı o günlerde. Demirel direnmekte ancak tehditler devam etmekteydi. General ve albay rütbesindeki şahıslar Demirel, Nahit Menteşe gibi AP'lileri evlerinden arayarak açıkça tehdit etmekteydiler.